Merhaba sevgili dostlar. Bir video çekmiştim. Biberleri söküyorduk. Biberleri söktük. O diğer videoyu izlerseniz eğer biberlerimizi söktük. Akabinde hayvan gübresi döktük. Yaza hazırlık amaçlı. Ondan sonra yağmur çapa makinamızla bu hale getirdik. Şimdi yağmur çapa makinesi ile alakalı birkaç arkadaşlar video istemişti. Onu çekecektim. Yalnız toprak biraz ıslak, gördüğünüz üzere çok yapışıyor. Ondan dolayı çekemedim. Bahçenin son halini sizinle paylaşmak istedim. Bazı arkadaşlar soruyor kışın nasıl uygulama yapıyorsunuz diye. Ben de böyle küçük çaplı bir video çekmek istedim. Dediğim gibi yazın olsa arkadaşlar ben bu şöyle gördüğünüz pisotları şöyle İlk önce tırpan motoruna vuruyorum. Tırpan motoruyla biçiyorum. Sadece toprak kaldıktan sonra belleme yapıyorum. Ama şimdi bir şey dikilmeyeceği için sadece hayvan kemresi döktüm. Organik maddeyi arttırmak için. Hayvan kemresiyle beraber karıştırdık. Şöyle size bakın. İşte şöyle şöyle hayvan kemreleri. Böyle olduğu zaman bahçe hem dinlenmiş oluyor hem su tutumu sağlanmış oluyor. Ben böyle yapıyorum arkadaşlar. Farklı bir uygulama yapan varsa yorumlara yazabilir. Şimdi maydanozumuz var, salatamız var. Kışın dediğimiz gibi farklı bir kış sebzesi dikimi yapmıyoruz. Daha doğrusu ben bilmiyorum, hani ben hiç dikmedim. Bu işlerden babam daha iyi anlıyor. Babam da rahatsız olduğu için yapmasına müsaade etmiyoruz. Biz yazlık yapıyoruz bu işi. Durum böyle arkadaşlar. Bunun çekimini yapmak istedim size. Yazın da bu yazın Allah izin verirse şöyle bir uygulama yapacağım. Tarım kireci attıktan sonra belleyeceğim. Daha doğrusu tarım kireci uygulamasını her sene yapıyoruz da tarım kireci yapacağız. Dikeceğimiz yere de yanmış işlenmiş tavuk gübresi dökeceğim. İyi olur diye düşünüyorum. İlk defa yapacağız. Bakalım. Durum bu şekilde arkadaşlar. Evet değerli dostlar. Böyle küçük bir çekim yapmak istedim. Arkadaşlar soruyorlardı. Ne yapıyorsun? Hani kışın nasıl bırakıyorsun bahçeyi? Son temizliği nasıl yapıyorsun diye yorumlara yazan arkadaşlar vardı. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Göstermek istedik size. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla.